Helikopterlerle, bazen tanklarla havaya uçuruldu. En son Homs'ta ve diğer bazı şehirlerde yaşanan olayları da biliyoruz. Ve ne yazık ki rejimin silahlı güçlerinin yanında onlara yardımcı olmak üzere başka ülkelerden de silahlı güçler geldi. Başka ülkelerden de silah yardımı vesaire yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Rejim kendini kurtarma çabası içerisinde. Ülke her taraftan etkilenmeye açık bir noktaya geldi. Bir taraftan Özgür Suriye ordusu ve ona bağlı kuvvetler, bir taraftan da sayılarının çok fazla olduğu söylenen silahlı gruplar bir hakimiyet yarışına girdiler. Bu boşluktan birileri de emrivakilerle veya fırsattan istifade etmek suretiyle kendi varlıklarını kanıtlamak istiyorlar. Durum açıkçası bu, hoş olmayan bir durum. Hiçbir ülkenin böylesi bir karmaşa ile, hiçbir ülkenin böylesine bir otorite boşluğuyla, hiçbir ülkenin böylesi kendi vatandaşlarıyla kavgalı, savaşan, canına okuyan bir durumda bulunmasını arzu etmez. Biz Türkiye olarak Suriye'de yaşanan bütün gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Gerek bölgesel, gerekse uluslararası düzeyde son derece olumsuz yansımaları olan Suriye'deki ihtilafın bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerindeki etkileri de maalesef ağırlaşmaktadır. Malumunuz olduğunuz üzere son dönemde PYD ile çeşitli muhalif unsurlar arasında meydana gelen çatışmalar sonucunda Ceylanpınar ilçemizin karşısında yer alan Suriye'nin Resul Ayn kasabasının kontrolü PYD'nin eline geçmiş bulunmaktadır. Bu gelişmeleri yakından izlemeyi, takip etmeyi sürdürüyoruz. Maalesef bu aşamada rejimin muhaliflere yönelik olarak yoğunlaştırdığı saldırılarına, biraz önce söylediğim gibi Suriye'deki bazı gruplarında kendi aralarındaki çatışmaları eklenmiş bulunmakta. Sınır bölgemiz birbirine çok yakın ve bu noktada meydana gelen olaylar sonucunda da seken kurşunlardan maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Birkaç yurttaşımız da yaralı olarak hastanede tedavi altında. Ölen yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olanlara da şifalar diliyoruz. Suriye'deki mevcut durum çerçevesinde ortaya çıkan otorite boşluğundan bazı grupların istifade ettiğini ve kendi gizli amaçları uğruna ülkedeki kırılgan ve hassas durumdan istifade ederek Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehlikeye atacak gelişmelere göz yummamız Türkiye'den beklenemez. Bu gelişmelerin sınır aşan nitelik kazanması ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşması da asla kabul edilemez. Türkiye sınır güvenliği ve vatandaşlarımızın güvenliği bakımından her türlü tedbiri almaktadır ve almaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri yürürlükteki angajman kuralları çerçevesinde gerektiğinde anında mukabelede bulunmaktadır. Şunu bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. Ülkemizin sınır güvenliği ve yurttaşlarımızın can güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı ilgili tüm kurumlarımızca eşgüdüm halinde süratle hareket edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. Suriye'de herhangi bir etnik ya da mezhebi grup tarafından oluşturulacak defakto yönetimleri kabul etmeyeceğimizi bugüne kadar defaten dile getirdik. Hangi etnik kökenden, din ve mezhepten olursa olsun tüm Suriyelileri kucaklayan meşru, demokratik ve anayasal eşitliğe dayalı bir sistemin kurulmasını arzuluyoruz. Bu anlayıştan hareketle Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda soruna bir an evvel siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik çabalara destek veriyoruz. Siyasi alanda yürütülen bu çabalar sürerken, belirli bölgelerde emrivakiler yoluyla fakto durumların yaratılmasının Suriye'nin birlik ve beraberliği üzerinde son derece olumsuz neticeler doğuracağı açıktır. Meşruiyetini ve aklı selimle davranma becerisini yitiren rejimin varlığını sürdürebilmek adına çeşitli grupları kullanarak ülkedeki değişik etnik ve mezhep gruplarını birbirine karşı kullanmak adına bazı taktiklere başvurması beklenebilir. Suriye halkının bu tür oyunlara kanmayacak kadar uzun bir birlikte yaşama tecrübesine sahip olduğuna inanıyoruz. Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı veya yapmayı düşündüğü bir açıklamadan bazı paragrafları sizlere tekrar etmek istedim. Hassas bir konu üzerinde olduğumuzu biliyoruz.
Olayların başından bu yana Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün esas olduğunu vurguluyor. Biz bu toprak bütünlüğü içerisinde Suriye'de demokratik bir yönetimin iş başına gelmesini arzu ederiz. Bunu daha önce Irak için de söylemiştik. İkincisi de Suriye'deki bütün etnik, mezhep ve dinsel grupların, cemaatlerin, toplulukların yine demokratik bir sistem içerisinde eşit olarak temsil edilmesini ve yer almasını arzu ederiz. Bu de facto durumlar bu düşüncelerimizin dışındadır. Çünkü oralarda insanlar homojen bir yapı içerisinde de değil, birlikte yaşamaktadırlar yıllardan bu yana. Türkmenler, Türkmenlerin hemen yanında Araplar, Arapların hemen yanında belki Kürtler bir arada yaşamaktadır. Birbirinden soyutlanmış, tecrit edilmiş bölgeler içerisinde değillerdir. Etnik bir temizliğe de kimsenin müsaade etmeyeceğini herhalde herkesin bilmesi gerekir. Kaldı ki Suriye'de nüfusun %10'u kadar Kürt yaşamaktadır ve bu Kürt insanlarının yıllardır Esad ve ondan önceki rejimler tarafından göz ardı edildiğini, yurttaşlık statüsü bile verilmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye ile Suriye ilişkileri bu olaylardan önce fevkalade iyiydi ve Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Esad nezdindeki en çok talepleri Suriye'de yaşayan Kürtlere yurttaşlık verilmesi, eşit haklar verilmesi ve onların toplum içerisinde hak ettikleri yerleri alabilecekleriydi. Bugün Suriye'de yaşayan Kürtler bazı haklarına kavuşmuşlarsa, Türkiye'nin bu konudaki olumlu rollerini herhalde kabul etmeleri gerekecektir. Bugün Esad rejimiyle el ele vermek suretiyle, fırsattan istifade ederek belli otonom bölgeler veya işte özerk yönetimler kurma gayretleri, kendi ifadeleri farklıdır, yapılan işler farklıdır. Dolayısıyla aklı selim ve sağduyuyla bir değerlendirme yapmak ve gelişmeleri an be an olayın bütün taraflarıyla birlikte takip etmek gerekiyor. Türkiye bunu ihmal edecek bir yapıda değil. Biz orada bir binanın üzerinden sallandırılan, kendilerine göre bayrak kabul edilen bir işaretle böyle bir yönetimin kurulduğu veya kurulacağı anlamını çıkaramayız. Böylesine spontane gelişen olaylar karşısında aklı selimle hareket etmemiz gerekir. Türkiye'de muhalefete bakarsanız Sayın Bahçeli bir an evvel silahlı ve askeri müdahalenin Suriye'ye yapılmasından yanadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü ise eğer Sayın Loğlu bu görüşleri ifade edecek düzeyde genel başkan yardımcısı olarak kabul ediliyorsa, genel başkanları bir şey söylemediği için bunu söylüyorum, o da aksine kesinlikle bir müdahalenin yapılmamasını, hatta bu olayların Suriye'ye yapılabilecek bir müdahaleyi haklı kılmak için uydurulduğunu bile ifade etmektedir. Dolayısıyla muhalefet ne derse desin, nasıl bir değerlendirme yaparsa yapsın, hükümetimiz olayları büyük bir hassasiyetle takip etmektedir. Türkiye'nin aleyhine sonuç verecek hiçbir de facto eyleme veya olaya göz yummak durumunda değiliz. Buyurun. Efendim, dün BDP heyeti yine İmralı'ya giderek Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından bugün kamuoyuna bazı Öcalan'ın talepleri olduğu belirtilen konular yansıdı. Bunların içerisinde bir tanesi Öcalan'ın basın mensuplarıyla bir araya gelmesi şeklinde bir ifade yer aldı. Öncelikle bunu soracağım. Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı ama bu konu Bakanlar Kurulu'nda konuşuldu mu? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de yine çözüm süreci kapsamında hükümetin demokratikleşme paketiyle ilgili bir çalışması olduğunu biliyoruz. Daha önceki açıklamalarda sona gelindiğini belirtmiştiniz siz. Bu ne zaman kamuoyuyla paylaşılır? Çalışmalar ne durumda? Teşekkürler. Arkadaşlar, Öcalan'ı zannediyorum pazar günü ziyaret eden BDP'li milletvekili iki arkadaşımızın açıklamalarında böyle bir hususun yer aldığını biliyoruz. Bu Bakanlar Kurulu gündemine alınacak, konuşulacak bir konu değildir. Ancak Adalet Bakanımızla görüştüm. Esasen size birkaç defa da oldu zannediyorum Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum bir hükümlünün sıfatı böyle olduğu için söylüyorum. Hukuken Türkiye bir hukuk devletidir. Kimlerle, ne zaman, ne şekilde görüşeceği de yönetmeliklerle belirlenmiştir. Milletvekilleri görüşmek isterlerse Adalet Bakanımızın iznine bağlıdır. Birinci derece yakınları vesaireler görüşmek isterse bunun prosedürü de bellidir.
Öcalan'ın ben basınla bir toplantı yapmak istiyorum demesi onun arzusudur. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği noktasında hiç sağa sola bakmaya gerek yok. Elimizdeki mevcut hukuki mevzuatta bu mümkün görünmemektedir. Daha önceki yönetmeliklere baktığınız zaman bir hükümlünün karşısına basın mensuplarını alıp da bulunduğu yerde bir basın toplantısı yapması hiçbir şekilde mümkün görünmemektedir. Bunun sorulması dahi caiz değildir. Çünkü olmayacak bir şeyin yönetmeliklerde, kanunda, uluslararası hukukta yeri olmayan bir konunun talep olabilir. Herkes bir şey isteyebilir ama gerçekleşmemesi elimizdeki mevzuatla çok yakından ilgilidir. Bunu öncelikle bu şekilde cevaplandırmış olayım. Adalet Bakanımız da sayesinde bir açıklama yaptıysa herhalde buna uygun bir açıklama yapmıştır. İkinci konu daha önceki toplantılarda da ifade ettim. Biz bu süreçle ilgisi olur veya olmaz. Şu veya bu konjonktürle doğrudan bağlantısı olur veya olmaz. Bunlarla hiç ilgili değiliz. Ancak bizim 2023 siyaset vizyonu olarak kabul ettiğimiz ve 30 Eylül'de yaptığımız büyük kongre öncesinde açıkladığımız bir demokratikleşme ve özgürleşme senaryomuz var, manifestomuz var. Buna uygun olarak da bazen yargı paketleriyle, bazen idari tedbirlerle sürekli adım atıyoruz. Bu bir proje değil, bu bir süreçtir. Bu süreç tamamlanana kadar da demokratikleşme konusunda adımlar atılmaya devam edecektir. Dolayısıyla Sayın Atalay'ın, Sayın Adalet Bakanımızın, benim de zaman zaman içinde bulunduğum bir ekip, yapacağımız çalışmaları programlamaktayız. Zamanını, sürecini de Sayın Başbakanımızla birlikte tayin edeceğiz. Elimizde çalışmalar var. Bunlardan parlamentoya gelmesi gerekenler artık anlaşılıyor ki 1 Ekim'den sonraki yasama süreci içerisinde ancak görüşülebilecek ve konuşulabilecektir. Evet, parlamentoya gelmeden açıklanması mümkün değil mi diye sorarsanız elbette o da mümkün. Sayın Başbakanımız yapacağı konuşmalarla veya Sayın Bakanlarımız bu konuya ait bazı ipuçları verebilirler. Yeni getirilecek düzenlemeler konusunda kamuoyunu aydınlatabilirler. Sabırla bunu takip etmeliyiz. Yoksa BDP'li bir milletvekili şöyle söyledi veya bir başkası böyle bir şey ortaya attı, filan gazetede şöyle bir başlık var. Bunların hepsi kısmen doğru da olabilir. Ama bizim düşündüğümüz, tasarladığımız bir hukuki düzenleme olacaksa bunu Sayın Başbakanımız yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna mutlaka ifade edecektir. Bir son soruyla sizi iftardan mahrum etmeyeyim. Üçüncü bir soru yok mu? Bir bayan arkadaşımızdan soru gelmedi. Tamam, kapatıyorum. Oldu mu? Peki, çok teşekkürler.